bakırçaytürk.com. Merhaba değerli izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Deva Partili İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediye Meclis Üyesi Sayın Nezih Özüyar konuğumuz. Sayın Özüyar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sizi sormalı. Teşekkürler. Bugün tabii Bergama'yı konuşacağız değerli izleyiciler. Son 3 yılı da değerlendiririz büyük ihtimalle. Bergama ilçe gündemindeki projeler hakkında Nezih Bey'in görüşlerini alırız. Buraya şeyden geliyorsunuz değil mi? Katı Atık Entegre Tesisi'nin açılışından geliyorsunuz. Müthiş bir tesis. Bergama'mıza nasıl hayırlı olsun. Buldunuz. Ben öncelikle sizleri ve bizi şu anda canlı olarak dinleyenleri, daha sonra da sosyal medyadan dinleyecek olan sevgili hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum. İyi Ramazanlar diliyorum. Katı Atık Entegre Tesisi çok önemli bir tesis. Bergama'ya büyük bir kazanç olarak görüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu'nda görev yaptığım 2 yıl içerisinde tesisin bir an önce faaliyete geçmesi için komisyon çalışmalarında bulundum. Bergama'ya gittik geldik, komisyonu getirdik hızlı geçsin diye. Çünkü önemi şurada, gerçekten bizim Kaşıkçı ve Sindel bölgesi bugüne kadar vahşi depolama denilen bildiğiniz çöplerin o pis haliyle atıldığı bir yerken şu anda 2 megawatt elektrik üreten, 50'si, bu ne demek? 58 bin hanenin, meskenin elektrik ihtiyacını karşılayan, günde 100 ton gübre üreten ve yaklaşık da senede 33 milyon metreküp metan gazının yok edildiği, enerjiyle çevrildiği. Evet. Bir tesis oldu. Bergama'ya hayırlı olsun. Tertemiz de bir yer olmuş. Bir de proje, özellikle ülke gündeminde projeler, yapışletler konuşulurken bu proje 100 milyon lira harcadı. Kim harcadı? Üstlenen firma kendisi harcadı. İşletecek ve yaklaşık da aklımda kaldığı kadarıyla 2 milyon lira gibi Büyükşehir Belediyesi'ne ücret verecek ve o elektriği üretecek. Bu yenilenebilir enerji kapsamında YEK kanununda bir haktı. 2021 Ekim'inde bitti bu. Çünkü enerjiyi devlete satıyor bu şirketler yani kendileri. Kazancı bu yani. Evet. Bir para çıkmış değil, Büyükşehir Belediyesi'nden ve para alıyor aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi. Sözleşmenin bitmesine kadar. Çöp onun garantisi yok. Çöp garantisi yok, para verme garantisi yok. Yani yatırım böyle olur. Bunu buradan vurgulamak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin cebinden. Kendi görevi çünkü çöpleri toplamak. Bunların büyümesi gerekir. Daha da keşke 4 megawatt üreten bir tesis olsaydı. Çünkü ben teknik detayları da biliyorum az önceki söylediğim görevlerden dolayı. Sızan sular atık havuzunda toplanıyor, arıtılıyor. Ciddi bir maliyet ve sulamaya kullanılacak şekilde. Orası yani 3. entegre tesis. Türkiye'nin belki de dünyanın sayılı katı atık arıtma tesislerinden emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Benim de bir nebze katkım var. Burada da bir alçak gönüllülük yapmıyorum yani onu buradan duyuyorum. Bergama Belediyesi'nin de kendi sosyal medya hesaplarında belediye başkan yardımcısı iştirak etti törene. Büyük bir törendi çünkü. Belediye başkanı Hakan Bey gelemedi herhalde, işleri vardı. Bergama Belediyesi'nin de bunu sosyal medya hesaplarından duyurmasını bekliyoruz. Devasa bir iş oldu bugün orada. Yani. Başkanla Sayın Soyer'in arası iyi değil galiba. Yani bizim kişisel meselelerimiz yok. Her birimizin bunu eğer iyi değilse de düzeltmesi lazım. Çünkü kamu görevi icra ediyoruz. Kimse birbirinin şahsi işlerini yapmıyor biliyorsunuz. Yayında da bazı şeyler söyledi. Değiniriz. Geçen gün meclis toplantısında, önceki evet. gün galiba. Önceki gün. Evet. Mesela imar konusunda biz Büyükşehir'in yardım edeceğine, yani olumlu şeyler yapacağına Bergama'ya hiç inancım kalmadı dedi mesela. Ben de orada benimle yapılan bir diyalog esnasında o cevabı evet. verdi. Ben çünkü şunu söylüyorum. Meclis üyeliğine başladığım günden beri diyorum ki Sayın Başkan, bizim şehrimizin olması gereken ve hala hazırda var olan eksikleriyle bir 1/1000 imar uygulama planımız var. Bir de şehrimizin özelliği gereği SIT dediğimiz koruma amaçlı imar planımız var. Ve bunun derhal masaya yatırılması lazım. Kat yükseklikleri dahil. Nerelerde insanlarımız inşaat yapacak, bunun geliştirilmesi lazım. Ben herhalde meclisin açılışından 3 veya 4 ay sonraydı, günlerce çalışıp bir istişare de edip önerge hazırladım ve bütün bunları burada söyledim. Kent rehberinin hazırlanması, kent mobilyalarının tasarım şeklinde planlanması,
nerede hangi elektrik direği olacak, hangi banka olacak hatırlayın. Sizin programlarda bunu söyledik. Bunu kapsayan bir önergeydi bu. Buna bir işlem yapılmadı. Ben bunu söylemek istiyorum. Ve ısrarla bana kendisi orada dikkat ettiyseniz diyor ki ben büyük şehire bunu geçireceğine inanmıyorum. Ya siz daha onu hazırlamadınız ki. Daha siz Bergama Belediye Meclisi'nin önüne bir 1/1000 değiştirilmiş imar uygulama planı ve koruma amaçlı plan koymadınız ki. Daha nereye ara geldiniz? Peki olsa dediği gibi başkanın geçirmez mi? Niye geçirmesin sizce? Efendim? Bak kimsenin ortada bir 3194 sayılı imar kanunu var. Bu kanun kapsamında hazırlanmış olan bütün planlar geçirmek zorunda. Kimse ben bunu geçirmiyorum demez, suç işler. Belediyecilik bir kamu görevi. Ben orada komisyonlarda da görevliyim. Urla'da mesela kayyum var. Oradan da geliyor. Gidiyoruz, yerinde bakıyoruz ve onaylıyoruz. İmar komisyonu öyle, çevre sağlık komisyonu öyle. Kimsenin öyle bir şey demeye hakkı yok. Yani başkan esasında neyi itiraf etti biliyor musunuz? Diyor ki ben Büyükşehir Belediyesi'nin bu planları geçireceğine inanmıyorum. Ya ben de buradan diyorum ki inancını kaybetmiş bir başkan olarak siz belediye başkanlığı yapmayın o zaman. Çünkü siz bunu yapmayacağım diyorsunuz, deklare ediyorsunuz. Bir kişisel hissiyatınızla diyorsunuz ki Büyükşehir'den bu göçmez, ben de hazırlamam. Şimdi bazı gerçekler var, önümüzde müteakip yerel seçimler var. Orada da aday olmayın. Çünkü o Büyükşehir'i büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partili bir belediye kazanacak. Burada da bu tavırla mı devam edeceksiniz? Siz hiçbir şekilde o zaman Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçmeyin, plan hazırlamayın. Nasılsa bunlar geçmez diye. Böyle ilçenin belediye başkanının böyle bir fikre sahip olması korkutucu. Bak abartmıyorum. Korkutucu. Soyer'in tutumu Bergama'ya karşı bir şey ya benim, olabilir mi? Benim kendisine onu söyleyeyim. Benim kendisine söylediğim tamam yapalım dediği Çamlı Park konuları ve diğer köylerde ne bileyim Kaplan Köyü'nün taşları, Bozköy'ün durağı, başka yerlerde bir sürü işleri yaptı Tunç Soyer. Gittik. Siz söyleyince mi yapıyor o zaman? Hayır. Başkan dedi yani ki Sayın Koçlu mesela İSSU'nun yapması gerekenler var dedi. Selinos tamam. Olayı çerçevesinde bir senedir daha sonuç bekliyoruz yapacak diyor. Yapacak bunlar bugünden yarına işler değil ki. Başkan kervanı yolda düzeltmeye çalışıyor. Yani benim anladığım o. Çünkü ben niye, siz burada hatta demiştiniz bir espri mahiyetinde. Ya Nezip Bey bu stratejik plan nereden çıktı yani bugüne kadar Bergama'da? İşte buradan çıktı. Bunları zamanında düzgün yapmazsanız işin içinden çıkamazsınız. O gün mecliste dikkat edin diyorum, planı ortaya koyun. Ya ya onun yapılması bir yıl. Onun onay süreci sadece Bergama Belediyesi'ne özel değil. 6 aya varan imar planlarının incelemeleri var, kanunlar var. Mimarlar Odası giriyor işin içerisine. Öyle kolay değil. Bu şehir 5 yıl plan anlamında söylüyorum kaybetmiştir ve bugün yapılmaya başlansa artık ben de ona inanmıyorum. 5 yılda önümüzdeki sene için, hani yeni gelen yönetim belki yapar yetiştirir. En az 2 yılda önümüzdeki dönemden kaybetti Bergama. Plan kapsamında söylüyorum. Planınız yoksa hiçbir şey yaramaz. Şunu söylemek istiyorum. Yani TOKİ 5 kat yapıyor. Doğru yapıyor. Şehrin ihtiyacı bana sorarsanız 5 kat. Bizim niye imar planlarımızda hala 3 kat? Bazı yerlerde önceki dönemden yapılmış Fatih Mahallesi'nde herkes %40 tutturma yani imar adasına %40'ı varken %30 yapılmış yerler düzeltilmedi hala. Mağduriyetler var. Bunlarla ilgileneceksiniz. Bunlar kişisel işler gibi gözükse de bu şehrin planıyla ve yerleşimiyle ilgili olan şeyler, bunlara bakacağına başkan. Bir de kesinlikle ben plan filan hazırlamam, nasılsa Büyükşehir'den geçmiyor Jack gibi bence bunun arkasına sığınıyor. Yapamayacağım demek istedi esasında. Demek ki biz şunu anlıyoruz. Bu şehrin imar planları bu önümüzdeki 2 senede yapılmayacak ve çok üzüntü verici, büyük kayıptır. Buradan bunu Bergama kamuoyunun bir baskı oluşturulması adına hem de Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri, burada siyasetle ilgilenen herkese buradan açıkça çağrıda bulunurum. Bu şehrin çok çabuk bir şekilde 1/1000 imar uygulama planı ve koruma amaçlı imar planlarına el atınız. Yoksa bunun hesabını bu sokaklarda gezerken veremeyeceksiniz. En azından biz soracağız. Evet.
Özellikle bu millet bahçesi konusunda araları tam açıldı herhalde Sayın Soyer'le. Bu işte dava açılması filan. Sayın Soyer'in yeşil alan olsaydı tamamı itiraz etmezdik. Sonra milletvekillerinin ve buradaki CHP ilçe örgütünün de daha fazla dükkan o çelişkisine başkan vurgu yapıyor. O millet bahçesi konusunda herhalde biraz ters düştüler. Yok, bu bir hedef saptırma ve başarısızlığı gizleme konusu. Yani şunu diyor. Fuat Olugan Parkı'na yıkıp biz oraya ticari ünite yapacaktık. Oraya dava açıldı, şimdi yapamıyoruz. Millet Bahçesi de bu yüzden gecikiyor. Bunun müsebbibi ben değilim diyor. Hayır, bizzat kendisi. Başarısızlığın müsebbibi bu konuda da belediye başkanı. Niye? Çünkü hepimiz biliyoruz ki orada Millet Bahçesi yapalım diye yola ne Sayın Hakan koştu ne de biz çıktık. Seçimlerdeki vaatler orada içinde ticari ünitelerin olduğu bir kent meydanı yapma tasarısı var. Sonra ne olduysa oldu. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'na millet bahçesi deklare edildi. Hoşuna da gidildi siyaseten. Hem hükümetin hem buradaki arkadaşların. Sonra bir baktılar ki millet bahçesinde yeterli kapalı alan inşaatı kanun gereği yok. O zaman yer arayışına gitti. Bunu bilmeden mi? Bunu bilmeden. Bak bunu herkes kabul etsin. Bu sonradan öğrenildi. Şimdi bütün esasında olay buradan kopuyor. Sonra bir söz verdi sizi mağdur etmeyeceğim diye. Yine mecliste de söylüyor işte biz çağırdık, meclis üyelerini de çağırdık. Biz dedik ki bu yetersiz. Biz bir şeyi kabul etmedik. Esnaf odalarını da çağırdım. Hakan Bey'in böyle bir tavrı var. Çok yanlış ve artık gerçekten rahatsız edici. Sanki hep beraber toplanmış da herkes okey demiş. Esnaf odaları geldi diyor bilmem ne. Hayır ya. Herkes ittifakla buradaki park sayısı ve ticari ünite sayısı yetersiz dedi. Ve bir tek mesele vardı. Oradaki esnafı mağdur etmemek. Sadece esnafı mağdur etmemek konusu da değil. Oradaki ticari hayat büyük kesintiye uğramasın. Çünkü hepimizin alışveriş ettiği. Şimdi ne halde görüyorsunuz? Değil mi? Oraya bir şey yapılırken en az hasarla. Neydi bizim çözümümüz? Kendilerinin çözümü de oydu. Buraya arkadaşlar çıktılar, anlattılar size. Yeni dükkanları yapıyoruz bu içeride. Onları o kadar hazır hale getiriyoruz ki hemen sizi oraya taşıyıp bunları yıkıyoruz. Doğrusu oydu. Bunu planlamadılar. Biz o gün meclis üyelerini topladık falan diye anlatıyor ya. Dedik ki kapalı spor salonunun olduğu bölümü yani panayırının kurulduğu bölümü ifraz eden ayırın oraya gerekiyorsa bir gayrimenkul projesi yapın biz destekleyelim. Belediye kendisi yapsın. Millet bahçesi yapacaksanız geri kalan alana yapın yeşil alan ile yapacaksınız ki bir ticari hayat olsun orada. Sadece esnafı kurtarma projesi değil ama bunlara kulaklarını tıkadı. Bunları tekrar götürüp söyleyecek cesareti bulamadı. O ifrazı yapabilmesi için o alanın belediyenin yetkisinde olması gerekmiyor. Belediyenindi zaten. Bakanlığın değil mi? Kendisi bakanlığa devretti. Devrederken burası efendim ben kendim yapacağım. Kendi imkanlarımla inşaat yapacağım. Kat karşılığı yapacağım. Ne bileyim kooperatif kuracağım yapacağım. Bir sürü şey söyleyip yapabilirdi. Bunları yapmadı. Bu bir tercih meselesi. Yani ne dedi devletimiz? Millet bahçesi yapalım dedi ve yaptı. Mağdur olmuş mudur esnaf bugün itibariyle? Oldu tabii. Etmeyeceğim olmaz. Diyordu ya Sayın Başkan. Oldu. Evet. Peki ne öngörüyorsunuz? Nasıl bir millet bahçesi olur? Çekilen çileye değer mi bari? Vallahi yani ihtiyacı... Bir şeyden dem vuruluyor. Oranın güvenliğini nasıl sağlayacak? Efendim işte... Tabii işletmesi var, ihtiyacı karşılığı. Elektriği var, şeyi var, evet. Tüm bunların altından kalkabilir mi belediye? Vallahi şu anda zor gözüküyor. Yani projenin değişmesi lazım. İhtiyacı karşılayacak bir proje haline getirilmesi lazım. Benim öngördüğüm bu. Bu haliyle bir eksiklik olarak devam edecek. Birkaç çıkmayan işletmeci var. 6, 7, 8 neyse işte 10 tane falan. 10 tane mahkeme belki yoktur. Ne olur? Polis soruyla mı çıkartılır? Yani inşallah o tatsızlıklar yaşanmaz diye düşünüyorum. Nasıl bir 3 yıl geride kaldı Nezih Bey size göre Bergama Belediye yönetimi göreve geldiği günden beri, siz de seçildiğiniz günden beri tabii muhalefet olarak 3 yıl geride kaldı. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu 3 yılı? Vallahi plansız bir 3 yıl. Daha belediye ne yapması gerektiğini yeni anlamış durumda. Onu da toplamaya çalışıyor. Bence kotaramıyor yani ortada bir plan olmayınca. Devletin yaptığı projelere bağlı olarak işleri götürecek işte. Biraz da yol yapacak. Başarısız bir yönetim olarak görüyorum. Öyle dendiğinde Sayın Başkan diyor ki
Hepsinin Bergama Belediyesi'nin bütçesinden yapamazdık ki zaten işte çevre yolunu, TOKİ'yi, yurdu vesaire, Selinos'u, millet bahçesini. Tabii ki hükümet yardım edecekti. Biz de hükümetle ilişkilerimiz, nüfuzumuz sayesinde bunlar gerçekleşiyor demeye getiriyor. İyi tamam da Bergama Belediyesi'nin kendisi yapma. Belediyecilik budur. O zaman hükümetle Bergama arasında koordineyi sağlayan bir görev üstlenmiş olursunuz. Buna belediye başkanlığı mı diyeceğiz? Nasıl olur peki belediye başkanlığı? Nasıl? Kendi projelerinizi üretmekle, bir şey yapmakla, yaratmakla. Evet. Mesela o gün sordum ben, Dübek mevkiinde boşa akan sıcak suyu ne yapacaksınız diye. İşte 3 gün önce daha konuştuk. Enerji Bakanı'na yazdıracağız. Reenjeksiyon. Orada Bergama Belediyesi'ne ait 90 dönümlük bir alan var. Orada siz sera mı planladınız? Endemik bitkilerin yetiştirilmesini mi planladınız? Bir model mi geliştirdiniz? Ben bunu beklerdim. Suyu reenjekte, yani geriye verme gibi, evet, bir çözümden başlanıyor. 3 yıldan beri 90 dönüm bir araziniz ve içinde sıcak su olan bir arazide üretime dönük tarım ve hayvancılığı destekleyeceğim diyorsunuz. Ne planladınız? Bir şey yok. Boşa mı akıyor su? Su boşa akıyor 30 yıldır ve bunu geriye döndürmenin, yani reenjeksiyon dediğimiz şeyin çabasına girmiş başkan. Belediyecilik budur. Tarlaları satmak yerine, hani belediye ne yapmalı? Tarlaları satmak yerine orada gerekirse kooperatifler kurup oradaki çiftçimizi tohumculuğa veyahut da yetiştiriciliğe, bitki alanlar ne yapıyor şimdi orada? Atıyorum domates fideciliği yapıyor. Bu köylülerin arazilerini bir kooperatif çatısı altında toplayıp siz de onlara iş ve istihdam sağlamak, hem de bundan Bergama Belediyesi olarak gelir sağlamak maksadıyla Büyükşehir'in yaptığı gibi hangi projeniz var? Siz Meralık Vasfı'nı kaldırıp, o da zaten mahkemeden döndü şimdi. Bu meşhur şey var ya, Tarım Organize Sanayi. Tarım Organize Sanayi benim hayal projem dedi Hakan Bey. Ondan sonra bir baktık, geçen programda bahsettim. Küçükbaş'a dönmüş. Şimdi oranın bir çözüm olacağını, yani insanların kendi tarlalarında asgari ücretle çalışacağı, küçükbaş hayvan yetiştireceği bir hayal. Tarım deyince aklıma geldi konunun dışında, ama az önce yayına girmeden önce internette haberlere bakarken Tarım Bakanı neydi, bir şey Kirişçi'ydi. Tam hatırlayamadım ismini. Demiş ki bir soru üzerine, bizde aç açıkta kimse yok. Bütün çiftçiler, herkes şeyi yerinde. Aç açıkta ihtiyaç sahibi kimse yok demiş. Ne güzel hayat diyorsun yani. Ya, müthiş güzel bir kafa yani. Burada. Yani AK Parti yandaşı bir site dahi bunu biraz hicvederek vermiş. Ya, tabii, efendim işte Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili ne oluyoruz dedi, ihraç oldu yani. Ya kimse bunu gizleyemez ki. Neyini gizleyeceksiniz? Yarın bunlar ortaya dökülüp saçılacak. Belediye başkanı ne yapması konusundan geldik. Yani siz bir yaşlı bakım evi projesi mi geliştirdiniz? Belediyenin görevi. Değil mi? Bu kentin nüfusu olmuş 104 bin. Yaşlı bakım evi ihtiyaç değil mi? İnsan ömürleri uzadı. Bununla ilgili bir öngörünüz mü var? Hayır, yok. Yapmadınız. Çünkü siz bir plan yapmadınız. Yaşlı bakım evi projesi belediye kanunuyla belediyelere yetki veren bir husustur. En ufak bir planları yok. Sonra hükümetin işleriyle ilgili olarak çevre yoluyla ilgileniyorum diyor. İşte sabah yine Kaşıkçı'ya entegre tesisin açılışına bizim ilçe başkanımızla beraber gittik, Melih Bey'le. Oradan çevre yolundan geçiyorsunuz, biliyorsunuz bağlardan geçen. Evet. 7 kilometrelik bir yol. 7 kilometrelik yol. 3 senedir kendileri belediye başkanlığı yapıyor. Ya 2 kilometresini yılda yapmış olsaydı şimdiye biterdi. Hala bitmedi. Neden bitmez bu çevre yolu? Çünkü Ankara'ya gidiyorum diyor ve sahiplenmesini bir dirençle başladı. Hatta neden kaldı biliyorsunuz? Bağlara geçişler yok. Gittik söyledik, ben evet, çekimler yaptım sosyal medyada. Hatta belediyede görevli bir arkadaşla da gittik, meclis üyesi. Ya bu iş buradan böyle olmaz, onun arkadaşı vardı, oturduk bunu düzeltin diye. Yani o bağların bizim işte yolları var ya meşhur. Bağlara giden yollara dere yatağı planlanmış. Acayip bir şekilde oralar su menfezleri, yolun altındaki menfezler oralara akıtılmış. Onları düzeltmeye çalış. Takip ediyorum projeleri dedi. Sizin programınızda ben ekrana koymuştum tweetlerini, bitiyor diye. Bitiyor bu yıl dedi. 2 yıl geçti.
Kozak Çevre Yolu'nun başlanmadığı gibi şu anda yeri yanlış. Şehrin içinde kaldı bana sorarsan. Çünkü yeni yapılan kavşaktaki viyadüğe bağlandı. Neyi takip ediyor? Mevcut işte. Geldiler karayollarının oraya bir yaya yürüyüş yolu yaptılar. Sabah yine indim baktım mecliste görüşüldü. Ya bu kadar çiçeklik yapmışlar 1,5 metre. Ondan sonra yeşil alan çiçek ekmek için bir yer yapmışlar. Yemin ediyorum size yayaların yürüyeceği şu kadar yer kalmış. Ya burası biz daha önceden konuştuk. Burada bisiklet de geçecek. Bisiklet. Atatürk Bulvarı burası. İki kişi karşı karşıya yürüyemezsiniz. İstinat duvarını yapamadılar bir şekilde aşağıya indi. Şimdi orayı bir yol yapmışlar şu kadar. Siz elinize çantanızı alın bizim Bayatlı'ya kadar karşıdan da biri olsun böyle geçersiniz ya. Yani. İki kişi geçemez. Bisiklet hiç geçemez. Niye yaptın bunu? Orada bir genişletme ihtiyacı vardı. Bisiklet yolu yaratacaktı. Çünkü gidip bakılmıyor bile. Bir yerlerden granit almışlar. Oraya granitini koymak için herhalde bir iş çıkarmışlar bilmiyorum. Bugün buradan söylüyorum. Önümüzdeki dönem içerisinde hangi belediye gelirse gelsin ihtiyaçtan orası eski haline yakın bir şekilde daha fazla düzenlenecek. İçinde bisiklet yolu olan bir şeye kavuşturulacak. Yanlış. Takip edilmesi gereken bu. Evet. Belediyenin kasasından çıkan parayla bugüne kadar neler yapıldı sizce? Belediyenin bütçesiyle 3 yılda. Vallahi şimdi biz biliyorsunuz geçen mecliste 2021 yılı faaliyet programını görüştük. Evet. Şu programı. 2021 yılına bağlıyız. Ondan önce de denetim raporu geldi. Denetim raporunu mecliste konuşamıyoruz tabii. Ona baktık şimdi biz denetim raporundan. Buradan okuyorum bakın. Bugünkü görüşmemiz bir kamuoyunu bilgilendirme kapsamında olsun. 2021 yılında belediye 131 milyon 500 bin liralık gelir gider bütçesi yaptı. Sonra 6 ay sonra geldiler dediler ki biz bütçeyi büyüteceğiz. Evet ne yapacaksınız? 203 milyon 700 bin liraya çıkarttılar. 70 küsür milyon artıyor. 70 evet. Arttırdık. Sonra bakıyoruz bunun gerçekleşmesine. Gelirde 120 milyon toplamışlar %59. Giderde 136 milyon harcamışlar %67. Yani bütçesinin başarısı ortalama %65. Bakın 131'den vazgeçtik. 203'e çıkarttılar ve harcamışlar. Bir de ibret verici bir şekilde 2021 mali yılında kullanılmayan 66 milyon 975 bin lira ödeneği iptal etmişler. Yok. Bu neyin göstergesi biliyor musunuz? Ne? Plansızlığın göstergesi. O zaman biz buradan soruyoruz. 72 milyon lirayı niye ilave ettin? Ne oldu da 66-67 milyon lirayı çizdim planımız. Efendim deniyor ki pandemi. Bir yere kadar. Ben şunu soruyorum. Siz çünkü toplayamayacağınız parayı hesap etmişsiniz. Yani bu toplanacak para. Yani tabii toplayacaksın ki harcayacaksın. Evet. Harcanmayıp da orada durup duran bir para yok. Evet. Toplanırsa harcanacak. Bunlar evet. 2021 yılında bütün mal ve hizmet alımlarına çünkü buradan görüyoruz 2021 yılında 81 milyon 663 bin lira para harcamıştır. Yani mal ve hizmet alımı dediğinde artık içerisinde hepsi var. Taş almış, asfalt almış, toprak almış. Sizin iddianız mecliste de söylediniz bunların da daha açık şekilde yazılması. Kanun diyor. Ben mecliste kendi konuşmamı nasıl başlattım? Dedim ki biz bugün burada 5018 sayılı kanunun 41. maddesi gereği faaliyet raporunu konuşuyoruz ve faaliyet raporunda yapılan işler ve yapılamama nedenleri anlatılacak ki onaylayacağız. Onun için red oyu ver. Ne yaptığınızı bilmiyorum. 120 milyon metre 80 milyon personel giderleri. Maaşları anca ödemişler. Biraz da malzeme almışlar. Onlarla yolu yapıyor. Bir de 2021. 2021 yılı faaliyet programı koyuyor arkadaşlar önümüze. Şu ana kadar yapılan işleri koyuyorlar. Buna da itiraz ettik. O zaman dendi ki efendim siz de hiç iyi yapılan şeyleri söylemiyorsunuz. 2022 olmayacak diyorsunuz. Yani, olmayacak tabii. 2021. Bu bir belge evet. Ya. Evet. 2021 adı üzerinde. Kanunla, yönetmelikle idare edilen bir kamu hizmeti yapıyoruz biz. Sen daha dün son taşı koyduğun şeyi buraya niye yazıyorsun? 2022'de bunları bir daha mı önümüze koyduk? Bu bir algı yönetimi.
Ya yol yaptık, siz de hiçbir şey demiyorsunuz, işte iyi de bir şey söylemiyorsunuz. Ya söylüyoruz. Öyle bir polemik de yaşandı mecliste. Ya buna gerek yok, bir alınganlık göstermeye gerek yok. Ya kitap üzerinden konuşuyoruz. 2022'de bir daha bahçeli evlerin yollarını mı koyacaksınız? Böyle bir çalışma yok ki. Devlet böyle, kanun böyle emretmiş. Diyor ki böyle böyle gel. Ben senin 2021'ine bakıyorum. Buradan diyorum ki 2022'de konuşmada siz de dinlediniz. Dikkat edin, 2022'de batarsınız siz diyor. Pandemi de yok. Çünkü 373 milyon lira bütçe yaptı. Bir varyant daha çıkıyormuş gerçi. yani bunu gerçekten hani güleriz, ağlanacak. Muhalefet iyi şeyleri söylemiyor mu iddia ettikleri gibi? Gerçi konuşmanızda değindiniz, bazı hakları teslim ediyoruz filan dediniz ama. Daha iyisini yapın diyor. Pek muhalefet iyi şeyleri söylemiyor gibi bir şey geldi. Kendileri de söylemiyor. Kanadında. Yani bu maalesef ülkemizin geldiği nokta bu. Kendileri de söylemiyor. İşte Katar'daki Entegre tesisini söyledim. 100 milyonluk yatırım. Bergama için bu. Bergama'nın pisliğini, tamam Dikili de geliyor ama dehşette bir şey. Memlekete faydası var. 2 megawatt elektrik üretiyor. Anlattım az önce. Evet. Bu şeyi de kaybettik. Ben kendi adıma söylüyorum valla. Bağımsızken de söylüyordum biliyorsunuz. Ve ben ikaz ediyorum buradan. Ne diyorum? Kendi kişisel tecrübemle. Ben bu işleri yapmış gelmiş bir adam. Ben bütçe hazırladım, yatırım programları hazırladım. Bunları icra ettiğim yıllarca. Onun için o gün mecliste ne dedim? Bak, kendi kişisel tecrübemle de söylüyorum. Ve Deva Partisi meclis üyesi olarak da söylüyorum. Bizim genel başkanımız da bu gelenekten geliyor ve çok dikkat ediyor. Siz 2021'de gümlersiniz demek istedim. 22'de. Evet. Evet. 2021'e baktığımda 2022'nin böyle olacağını görüyorum. Meclisten çıktık. Gerçek yanlış bilmiyorum. Dediler ki en son satılan tarlalardan 30 dönümün içinde mera çıkmış. Adam iade etmiş. Bak. Çünkü bunu yani ne olmadığını göre ben burada yazılanları okuyorum, anlıyorum. Yazılmayanları da artık hissediyorum yani. Yönetim mantığını artık anladığım için ilgisizliği. Yani önüne getiriliyor böyle. Ha, o güzel olmuş. Fotoğraflar çok önemli bu arada. Hakan Başkan kazanın başında, tencerenin başında, her yerde fotoğrafları var. Bunlarla yönetim yapıldığı zannediliyor. Yok. Bu değil. Plan plan. İşte Başa Hakan, tekrar topluyorum, sıcak su. Dübek mevkiinde bir yatırımınız mı var? Bir hasta bak, yaşlı bakım evi çalışmanız mı var? Tarlaları satacağınıza bir işletme modeli bulup bir kooperatifleşme, fide yetiştirme tohum adına bir şeyiniz mi var? Yok. Daha yeni kurutma yapacağız diyor. O da 2 yıl herhalde bunu dinleyeceğiz. Kurutma yapacağız. Yapaydınız. Bunları satmayı planlayana kadar onları yapaydınız o tarlalarda. Benim değinmek istediğim noktalar bunlar. Siz belediye başkanı olsaydınız belediyenin bu bütçesiyle neler yapardınız 3 yılda? Valla ben belediye başkanı olsam Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kapısından ayrılmazdım önce. Dikili'de olduğu gibi. Evet. Ben adil başkanın her yerde, orada komisyonlarda görev aldım, buradan da söylüyorum. Ama onlar aynı partiden. Bakın. Onu özellikle vurguluyorum. Ben Adil Başkan'ın aynı gün içerisinde orada komisyon görevim uzadı. Dikili'den 2 defa Tunç Başkan'a geldiğini ve elinde dosyayla bir şeyler arz etmeye geldiğine şahit. Herkesin hakkını teslim edeceğiz. Bu iş böyle. Şu demek değil, oradaki bütün CHP'li belediye başkanları istediğini alıyor. Hayır, öyle bir şey. Uğraşacaksınız ya. Devlete gitmek, uğraşmak gerekiyor değil mi diğer projeler için? Ona saygı duyuyoruz ama çözüm merkezi Ankara değil birinci öncelikli. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ve ne, nasıl başladık lafa en başta? Başkan diyor ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bizim imar planlarını uygulayacağına inanmıyorum diyor. Ya bitmişiz. Ben ne diyeyim? O imar planını yapacaksın, orada yatacaksın, kalkacaksın. Ağırlığını oraya vereceksin diyorum ben. Böyle iş mi olur? Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da burada bir açıklama yapması gerekmiyor mu? Öyle şey olur mu? Biz ne gerekiyorsa yaparız, onaylarız demesi bunun ardına gerekmiyor. Büyükşehir Meclisi'nde de bunları konuşuyoruz biz belediye başkanıyla. Tamam diyor. Bak Çamlıpark burada, ben gel beraber gidelim dedim. Yanaşmıyor Hakan Başkan. Hiç başka algı yaratmaya çalışmasın. Uzak duruyor. Ve bu Bergama'ya biz söyledik da yapmadı dedi. Büyükşehir Çamlıpark. Ben yaptıracağım dedim. Nerede? Hala diyorum.
İki belediye başkanı var karşımızda. Biri Bergama Belediye Başkanı, biri Büyükşehir Belediye Başkanı. Biri diyor ki söyledim yapmadı. O da diyor ki yapacaktık söylemediler. Hayır efendim, yani ihaleyi içerisine Çamlı Park sokulmuş bir şekilde. Hangi düşünceyle onunla yapılmaya çalışıyor. Kimse hikaye anlatmasın. Kendi yapaydı peyzajını. Beklemeseydi. Şimdi ne herhalde var? Kendi yapıyor şu anda. Yok, TOKİ yapılıyor gene ihale kapsamında. Ha, evet. Bu ya Hakan Bey ne yaptı Allah aşkına? Geçmiş burada bugün herkesin hakkını teslim etmek istiyorum. Selinöz projesi çizilmişti, yapılmıştı önceki dönem belediye başkanı tarafından. Onu icraya koydu. O üç kemerin yanında. Ama ona da dedi ki yapaydı dedi. 10 sene iktidardaydı tamam, dedi. Ama bak bir plan. Plan oldu mu oluyor. Şimdi bizim bir kurumsal bir görev yapıyorsunuz değil mi? Belediyenin kimsenin babasının malı değil. Devamlılığı var değil mi? Hükümetlerin, devletlerin, dışişleri, politikaları atıyorum. O da 10 senede planını yapabilmiş sadece. Yapmış. Yapmış ama o planı uyguladı. O üç kemerin yanındaki iki köprü köprünün yanındaki iki binanda planı aldı. Aldı onu uyguladı. Demek ki plan olunca yapılıyor. Olmalı tabii. Yapacak tabii. Ben de ona diyorum ki plan yap plan önce. Bergama'ya hizmet etmek istiyorsan plan yap plan. Senin elinde 480 tane restore edilmeyi beklenen özel şahıslara ait binalar var. Kendin domuz alanının hemen altında San Art'ın arkasında evler var. Belediyenin mülkü. Onlara başla. Bir sokak oluştur. Şimdi Bergama'da her yerde binalar restore ediliyor. Orada burada bu böyle olmaz. Bir sokak yarat. Alaçatı örneği var, Beypazarı örneği var. Öyle değil mi? Bunu belediye planlayacak. İstiklal Meydanı'nda bir özel arkadaş harika bir şey yapıyor. Kendi mallarını restore ediyor. Ama aşağıda, yukarıda kopuk. Sen turist olarak nereye gideceksin soruyorum ya. Biz Alaçatı'ya niye gidiyoruz? Bu sokak sağlıklaştırması dediğimiz şeyler bir plan dahilinde yapıldığı için. Sen yerini seç, bu domuz alanıysa, teleferikte insanlar indiği andan itibaren o güzergahta öyle bir gelsin, öyle bir köprüden aşağıya insin ki bizim Mermer Direkler Caddesi'ne, Bergama'ya, Arasta'ya gelsin. Sen bu planı yap, İstiklal Meydanı'nı düzenle. Orada devasa bir bazilikamız var. Başlamış, daha önceki belediyeler tarafından yapılmış işleri, planları da var bunların. Ya onlara eğil. UNESCO şehri diyorsun. Yok. Yapacağım diyor. UNESCO ile ilgili pek bir şey önceki dönemde de şimdi de pek ama yapılmış şey işler olmadı, var mesela. Taşan. Taşan'ı mesela hazır aldılar. Örneği Menemen'de var. Ben gittim gördüm. Hala kamulaştırma yapılmadı. Yani buradan bizim Osman Bayat'la heykelin oradan Arasta neredeyse tamamlanmış. Oraları düzenleyecek Taşan'ın olduğu bir şey projeyi gerçekleştiremedi. Yok, plansızlık vuruyor bu şehir. Bu Bergama'nın geleceği bu taraflar Old City, değil mi? Eskişehir aşağı tarafta yeni şehir olacaktı. Bir millet bahçesi projesiyle koskoca bir yeşillik alan yaratarak şehrin ticari hayatına da bence kamayı soktu. Millet bahçesiyle ticari hayata kamayı soktu derken. Soktu. Çünkü ticari ünite evet. Yok. Ticari hayat yok. Bitirdi. Ne olacak? İşte bu plansızlık Bergama'yı maalesef vuruyor. Benim demek istediğim o. Evet. Bir dayatma, bir diretme. Millet bahçesi yapacağız. Bergama'nın dükkana çok ihtiyacı var aslında. Ben bir yayında söylemiştim. Yorum programında ben olsam 300 tane dükkan yapardım diye. Sonra evet. Bakın 2 ay önce biz 2 sene dükkan kiraları çok yüksek. 1,5 sene önce getirdiler önümüze. Şimdi gene unutuldu mu ne oldu? Eski Park Otel Caddesi'ne girerken vergi dairesiydi biliyorsun orayı. Yıkık bina var. Önceki dönem yıkıldı. Orayı kat karşılığı vermeye çalıştı. İtiraz etti. Ya kendin yapsana. Sen Bergama Belediyesi olarak bir yap işlet veya yapsat yapamıyor musun? Al sana ticari üniteleri kaydıracağın yerlerde ofisler yaratsana. Teknosa'nın yanındaki yere. Oranın durumu ne şu anda? Duruyor, bekliyor. Allah rızası için Sayın Başkan'ın şuraya bir şey yapalım demesini bekliyor. Çözümü ne? O gün karşı çıktık. Bütün muhalefet olarak projeleri onun da hazır biliyorum. Hazırlanmış. Ya kendin başla, temelini at. Ne demek kat kartılığı vereceksin? Yapsana bunu. Bittiydi şimdi. 18 ayda. Hem mesela ofis yapmak istiyorsanız değil mi? 18 ayda dikersiniz.
Neticede betonarmeyi yaparsın, tabliyeleri, çatısını kapatırsın. Her ofis, ticari ünite kendi kaplamasını yapıyor. Karışma zaten diyor, bana böyle ver diyor, kirala diyor. Al sana gelir kapısı ve ticari hayat oraya taşı. Bomboş niye duruyor orası? Yok. Çünkü ne düşünüyorlar gerçekten bilmiyorum. 3 yıldır o çukur niye bekliyor? 2 de ondan önce. Ondan ve öncesi de var. Evet. Belediyenin mülkü. Ben bunlara karşı çıkıyorum. Bakın 2 sene, son 2 senenizi de bari yapın. Tamam. Bir umudum yok. Nereden geldik? 3 seneyi nasıl değerlendiriyoruz? Yol yaptık, bahçeye de. Allah razı olsun. Ne yapalım yani? Ben de şimdi iktidar kanadı gibi sorayım size. Hiç iyi bir şey yapmadılar. Yaptı yolları, teşekkür ediyoruz. Evet. Ama planları yapmadı. Kınıyorum. Şehrin geleceğine ait hiçbir planı yok. Bu şehir nasıl büyüyecek? Bu şehir mevcut imar planlarının, yani mevcut imar planlarına göre inşaatlar yapılıp herkes hadi evlerine geçsin dediği zaman taşıyabileceği insan kapasitesi 5500. Söyleyeyim ben size. Büyük bölümü Küçükkaya ve Yalnız Evde. Oraların imar planları askıdan indi, geçti, itirazlar vardı. Çoğu villa zaten. Bu şehrimizin imar planları 5500 kişiye, hadi 6000 kişiye hitap ediyor. Sonra? Evet. Yok. Kuzey Ege çevre yolu yapıldı. Çandarlı Limanı yapılacak, uçacak, kaçacak. İşte burada başkan ballandıra ballandıra bir devlet projesi daha işte serbest bölgeyi söylüyor bilmem ne. İyi de bu insanlar nerede oturacak? Bu beyaz yakanın, mavi yakanın çocukları hangi okula gidecek? Beyaz yakalılar nerede oturacak? Yüksek gelir grubundaki insanlar Bergama'da nerede oturacak? Oturmayacak. Dikili'ye gidecek, İzmir'e gidecek. Böyle güzel bir şehirden onları sizin plansızlığınız yönünden kaçıracaksınız. Daha özel okul açılacak buralara. Orada planınız yok. İzmir'e göndermeye çalışacak çocukları. İşte belediye başkanı bunları planlar. Ne yaptı? Bunları planınıza koymazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Ve şehre kötülük yapmış olursunuz. Böyle fotoğraflardan o geldi, bu gitti, işte karşıladık. Hayra gittik bilmem ne. Böyle devam eder durursunuz. Toparlayacak olursak Nezih Bey. Evet, üzgünüz. Tek kelimeyle toparladık üzgün mı? Üzgünüz. Plan yok. Benim kişiliğim de böyle. Önceki çalışma hayatım hem devletteyken hem özel sektörde. Yıllarca ben yöneticilik yaptım. Kapının önüne koyarlar ha özel sektörde böyle plansız insan. Şunu sorarlar biliyor musun? Ben marina müdürlüğü yaptım. Buradan hani biraz konuyu da gevşetelim. Şimdi marina müdürlüğü yaptım. Çok güzel bir plan hazırladım. Marinanın kapasitesini arttırıyorum falan. 750 tekneden 1000 kapasiteye çıkıyor. Maliyeti çıkardım falan. Buradan söyleyeyim açıkça, Murat Ülker de patronumdu yani. Ülker'in marinasında evet çalıştım. Necip Bey, elinize sağlık, teşekkür ederim dedi. Güzel olmuş. Bütçeniz? Nasıl? Holding vermeyecek. Yok, sen marina müdür. Nereden kazanacaksın? Kredi mi çekeceksin? Nasıl harcayacaksın? Yatırımını yapacaksın. Yani kaynağını bul diyor. Şunu demek istiyor. Sen bu kapasiteyi artırdıktan sonra bu yatları bağlayacaksın. Ne kadar zaman içerisinde hani nakit akışı dediğimiz parayı toplayacaksın? Ben sana holdingden kredi veririm diyor yani. Veya git bir hangi bankadan çekersen çek. Onu nasıl ödeyeceksin? Kendi iş yerine bile. Tabii. Doğrusu bu. Evet. İlginç. Ben de sivil hayatta şimşek çaktıran bir şey oldu. Onun için buradan söylüyorum da adamı kapının önüne koyarlar. O çalışmayı yaptık. Projeyi ve projeksiyonu önüne koyduk. Yatırımın geri dönüşü ne zaman olacak? Ticareten bakıyor. 7-8 yıllık bir projeksiyon yaptım. Tamam, şimdi oldu dedi. Buyur başladı. Parayı da verdi. Onun için söylüyorum. Yani plan. Devlette de öyleydi. Zaten adım attırmazlar. Sen stratejik planları orada yaptık. 10 yıllık tedarik planları yaptık. Kimin önüne neyi koyuyorsun? Kaynak nerede diyor. Kaç paraya yapıyorsun diyor. Daha o zaman böyle enflasyonlar bilmem ne, döviz kurlarındaki şeyler de yok. Şimdi bir de o sıkıntı var ülkenin başında. Ve ben
özetle şunu söylemek istiyorum. Lafı uzattım biraz. Daha hala bunu, bu projeksiyonu görmüyorum Bergama Belediyesi'nde. Bak 80 milyon harcamış, içinde bence her şey var. Yani herhalde çöp de var, taş da var, toprak da var. Sonra diyor ki efendim burada Büyükşehir Belediyesi mahkemeye verdi. Evet, şimdi yeni maliyetten ben sorumlu değil. Hayır, siz sorumlusunuz. Siz Cumhuriyet Meydanı'nda da burada kaç defa konuştuk. Bugün yapmaya kalksanız gelinen noktadaki maliyetten hala siz sorumlusunuz. Niye? Planlama yapmadınız, buraya kullanacağınız malzemeyi alıp bir kenara koymadınız. Neyi anlatıyorsunuz? Bana anlatamazsınız. O proje bir süre rafa kalktı herhalde. Kalktı. Şimdi orasının maliyeti ne olacak Cumhuriyet Meydanı? Ben de ona buradan soruyorum. Kredisi çekildi galiba. Hayır, çekilmedi. Çekilmedi mi? Çekeydin, alaydın, borcu da bitmişti. Cumhuriyet Meydanı'nın hazır projesi varken niçin malzemesini alıp bir kenara koymadın? Belediyeyi zarara uğrattın diyorum. Kamu. Burada kaç defa söyledim sizin programda. Yapılacak iş belli değil mi? Malzeme de belli. Memleketin her tarafı granit taş. Bunları niye bağlamadın? Hatırlayın, bir tabir kullandım. İhrazat, yani yapacağınız işin malzemesini önceden koymak. Demiri alaydın. Altından pahalı ya. Ne yaptınız şimdi? Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Cumhuriyet Meydanı'nı yapıyoruz dediğimde ben de maliyetini soracağım. Diyeceğim ki bunun malzemesini daha önce niye bağlamadınız? Bütçe ödenekleri iptal ettiniz. Ne yapıyorsunuz diyorum. İyi şeylerini tebrik ediyorum. Yolları yapıyorlar. Onun da tabii inşaat tekniğini bilmiyorum. O istinat duvarı gibiyse, altyapısı sağlamsa, inşallah değilse, bunları da zaman içinde yaşayacak. Tabii ki yapacaksınız. Ne yapacağız yani? Evet. Edih Bey, çok teşekkür ederim. Programımıza konuk olduğunuz için. Son 3 yılı değerlendirdik. Gündemdeki konulara değindik. Son projeler hakkında Nezih Bey'in muhalefet meclis üyesi olarak görüşlerini aldık. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Değerli izleyiciler, Deva Partili İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediye Meclis Üyesi Sayın Nezih Özüyar ile sohbet ettik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. bakırçaytürk.com